Ama bize var derdi. Ay. İçinde ürünle mi attık lan? Ama bize var derdi. Tamam dedim. Arada hala fonda tenimiz sürmem peki. Biz bütün sorulara cevap vereceğiz galiba. Bu soru zor bir soru. Benim umurumda olmazdı. Herkese merhaba, ben Melis Deniz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elimde de ilk kullanacağım ürün. Başlıkta zaten görüyorsunuz. Instagram'da bir soru cevap yapmıştım. Şimdi o sorulara hem cevap vereceğim hem de makyajımı yapacağım. Bugün böyle değişik bir saç yaptım. Makyajımı da sofistike planlıyorum. Altıma da yılan desenli bir etek giyeceğim çünkü. Yılan. Öyle. Arada yılan demişken yüzüklerimi de göstereyim. Melis Erkılıç'ın Sade markasından. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün de yılan olmaya karar verdik. Soruların birkaçına baktım ben. Ama Sena benim yerimi seçecek. Ben de makyaj yaparken sorularınızı cevaplayacağım. İsterseniz hızlıca başlayalım. Kullandığım her ürünü zaten aşağıya yazacağım. O yüzden ürün açıklamayabilirim. Evet, başlıyoruz. En çok sorulan sorulardan biriyle başlıyoruz. Boyunuz kaç? Boyum 1.62. Kısayım. İri durduğuma bakmayın. Tırnaklarından bahset. Oo, çok severim. Şimdi şöyle, ben genel olarak çok desenli giyinen bir insan değilim. Ama çok uzun zamandır kendimi bildim bileli diyeyim. Böyle ergenliği geçtiğimden beri uzun tırnak çok sevdim. Ve protez tırnak keşfedince de Türkiye'de böyle daha yoğun yapılmaya başlayınca da protez tırnak yaptırmaya başladım. Yaklaşık 1.5 sene oldu ben ilk protezimi yaptıralı. Protezden sonra da zaten Lila Prof Nails'a gidiyorum. Biliyorsunuz Lila'ya aşığım. Sanat eseri yaratıyor kadın çünkü hani normal bir şeyler yapmıyor. Nail art da çok seviyorum. Çünkü taşınabilir sanat taşıyorsunuz. O yüzden tırnaklarım benim için her şey demek. Uzun kullanmayı ekstra seviyorum. İlk makyaj yapmaya nasıl başladın? İlk makyaj malzemen neydi? Cevap versen. İlk makyaj yapmaya üniversitede başladım. Normalde ben birazcık daha modayla ilgileniyordum. 2007'den beri blog falan yazıyorum aslında. Yazıyordum yani o zamanlar. Modayla alakalı içerik üretmeye çalışıyordum. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak Melis. Senin paran yok ki. Senin moda içerik üretecek bir paran yok. Gelince makyaja merak saldım. Ama ilk makyaj malzemem lisede sanıyorum göz kalemiydi. Avon'un göz kalemiydi diye hatırlıyorum. Annem almıştı. Kaç senedir bu işi yapıyorsun ve hedefin ne bu işte? Oo, sevdiğimiz başka bir cevap, şey, soru. 2014'ten beri aslında makyaj yapıyorum. Bobby Brown'da çalışıyordum 2014'te. 5 sene oldu. Şimdi 6. seneme girdim. Çok heyecanlı, neden öyle oldu? Neden 6. seneme girdim? Shocking. Benim hedefim aslında başarılı bir make-up artist olmak. Türkiye'de gelin makyajı dendiği zaman akla gelmek. Ama globalde de makyaj alanında bir isim olsun istiyorum. Bunun için değişik planlarım var. O yüzden şimdiden söyleyip sürprizini kaçırmak istemiyorum açıkçası. Make-up artisti olmasaydın nasıl bir meslek tercih ederdin? Şöyle, benim Bobby Brown'da çalıştığım dönemde aslında hala uzmanlaşmalı mıyım bilmiyordum. 2014'te galiba hala heykel mi okusam falan diyordum. Çünkü Yıldız Şehir ve Bölge Planlama mezunuyum. Orada da hala işte okurken çalışıyordum hep. Acaba dedim heykeltıraş falan mı olsam, böyle bir mimar sınavına girme hevesim vardı. Eğer şey yapmasaydım, buna devam etmeseydim zaten yine bir planlamacı olmayacaktım. Sanatla alakalı bir şey yapardım yani. Ya resim yapardım ya heykel yapardım. Ama yapardım yani bir şeyler. En sinirli anında kendini nasıl sakinleştiriyorsun? Sena'cığım. Nasıl sakinleştiriyorum? Nefes alıp veriyorum genelde. Hiç öyle ekstra bir şey düşünmem. Ama karşımdaki insanı kırmamaya gayret ederim. Çünkü ben sinirlendiğim zaman karşımdaki insanı kırmaya odaklı bir şey yapıyorum genelde. Karşımdaki insan, herhangi bir insan yoksa da karşımda birini arıyorum. Ona nefretimi kusuyorum. O yüzden genelde kimseyi kırmamaya odaklandığım zaman sinirim geçiyor. Klasik bir gelin makyajını ne kadar sürede tamamlıyorsunuz? 1 saat. Net bir saat. Yani bir saatten daha kısa sürmüyor. 45 dakika süreni var. Suratı küçük olanlarda öyle bir şey oluyor ama. Normalde 1 saat. Hayatta asla vazgeçmem dediğin şey. Haba. Bir şey yok ya. Duş almaktan vazgeçmem, bir dakika. Beni bundan vazgeçiremezsiniz. Duş almak benim için şey geldi, fix. Duş, her gün duş almaktan vazgeçmek gibi niyetim yok. Kendine stüdyo açarken korktuğun zorlukları neler? Kendimi stüdyo açarken korkmaktan çok daha fazlası vardı yani. Ne kadar batar mıyım?
Çünkü ben burayı bir sermayeyle ilgili ya da birine güvenerek açmadım. Yani çevremde kimse yoktu ben burayı açtığım zaman. Birikmiş böyle büyük bir param da yoktu. Para kazanacağıma dair bir garanti de yoktu. O yüzden burayı açtıktan sonraki süreçte 3-4 ay boyunca bayağı korktum. Randevular gelecek mi? Ben aslında iyi makyaj yapıyor muyum? Nasıl olacak diye bütün her şey aslında çok komplike geliyordu. O yüzden açmak kolay değil. Eğer siz de stüdyo açmak istiyorsanız gerçekten arka planını çok fazla düşünmeniz gerekiyor. Ben aslında böyle olur dediğim şeylerin üstüne çıktım. Ama biraz da fazla çalışma, doğru adımlar atma, sosyal medyanın kullanımı gibi şeyler olmasaydı ne kadar olurdu bilmiyorum valla. Kontürüm de o kadar güzel oldu ki. Aynaya bakıyorum, vay çok güzel oldu kontürüm falan diye kendimi övdüm. Ayrılığı nasıl al? Ya. Bu soru zor bir soru. Ne yazık ki her şey sosyal medyada göründüğü gibi değil. Ben böyle bir atlatma sürecini ilişki içerisindeyken yaşadığım için bittikten sonra birazcık daha kendim odaklı bir şey yapmaya çalıştım. Böyle gerçekten soru cevap yaptığım zaman en çok gelen sorulardan biri işte ben de ayrıldım. Ne yaptın? Nasıl kendine geldin diye düşünüyorsunuz, soruyorsunuz. Bence önemli olan siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? O kişi bağımsız yaşamaktan ziyade o ilişkiyi bitirmeye sebepler nelerdi? Eğer bir sonraki ilişki olabileceğini düşünüyorsanız, ondan sonraki motivasyonunuz ne olacak diye düşünürseniz, o süreçte acıdan ziyade geleceğe odaklanmış oluyorsunuz. Daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Fenty'nin concealer'ını kullanacağım. Bu sıra severek kullanıyorum kendisini. Pixie'yi prensesten daha çok seviyorsun galiba. Bir sebebi var mıdır? Yani Pixie'nin hikayesi nedir? Tam olarak bu. Kapının kendi kendine açılması şöyle. Prenses de Pixie'yi daha çok sevme gibi bir şey olmaz. Hani anneler der ya, ikiniz de benim çocuğumsunuz. İkisi de öyle. Ama Pixie daha çok bana yakın olan bir kedi ne yazık ki. Çünkü prenses ablama aşık yani. Öyle böyle değil. Şunu nasıl sevmezsin ya? Şunu nasıl sevmezsin? Şunu ayırı burnunu yemezsin ya. Nasıl yemezsin ya? Bak böyle yaptırabiliyor ama prenses. Prensesi hiç görmeme sebebiniz yukarı kattan aşağı kata hiç inmiyor yani. Burada bütün gün duran müşteriler bile prensesi gördüğü zaman ikinci kediniz mi vardı falan diyor. O yüzden daha fazla sevmek değil. Prenses ablamın çocuğu, Pixie de benim çocuğum gibi bir şey yani. İlk yeğeninizin dövmesini mi yaptırırsınız, kendi çocuğunuzun dövmesini mi yaptırırsınız diye düşünebilirsiniz bunu. Stüdyon aynı zamanda evim mi oluyor? Tam anlayamadım. Hemen onu anlatayım. Şöyle, benim istediğim kalitede bir yer çok fazla yoktu. Yani kaliteden kastım ne? Çok iyi ışık alacak, büyük olacak. Bir yandan ben yaşayacağım. Buraya ilk hedeflediğimiz zaman tek başıma yaşamaktı. Sonra tabii işler değişti. Böyle bir yer yoktu ve levazımda bakıyordum. Böyle bir ev bulunca da tamamıyla home office olarak değerlendirmek istedim. Buraya geldiğiniz zaman göreceksiniz ama öyle çok fazla ev, yani kendi evimmiş gibi değildi, daha çok ofismiş gibi kullanıyorum. Ama siz kendinizi evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Bu iki konsepti çok karıştırmamak gerekiyor. Müşteriler gittikten sonra evet burası benim evim. Ama müşteriler varken tamamıyla stüdyo yani hiçbir şekilde şey yapmıyorum yani evcilik oynamıyorum burada. O aklınızda bulunsun. Make-up yolunda ilerlemek isteyenler için ne ile başlayıp devamında ne yapılmalı? Makyaj yolunda ya yani makyaj artisti olmak istiyorsanız bir kere bir yerde çalışmanız yani bir makyaj markası deneyimi olması ilk tavsiyem. Çünkü öbür türlü bu kadar insana ulaşmanız, bu kadar cilt tanımanız, ürün tanımanız normal şartlarda, normal bir ailedeyseniz çok mümkün değil. O yüzden ben genelde ki make-up artist nasıl olunur videom şuradadır. Oradan bakabilirsiniz ya da aşağı linkini koyacağım zaten. Oradan kesinlikle bakın ben nasıl bir süreç yaşadım. O videoyu çektiğim zaman henüz stüdyo açmamıştım. Stüdyo açma hayalim vardı. Ama makyaj artisti olmak istiyorsanız elinizdeki her ürünle, her tanıdığınıza makyaj yapmanız gerekiyor. Öbür türlü makyaj başka birinden öğrenilerek ilerletilebilecek bir şey değil. Ancak başkalarına yaparak, uygulayarak öğrenebilirsiniz. Sizin için en iyi uygulama ne? Sizin tarzınız ne bir kere? Çünkü farazi iki tane örnek göstereceğim size. Bir tane Nikki Tutorials, bir de Lisa Eldridge. Eğer YouTube'da uzun zamandır takılıyorsanız bu iki ismi biliyorsunuzdur. Bir tanesi yılların make-up artisti ve celebrity üzerinden
gidiyor. Biri de daha geçtiğimiz sene Marc Jacobs'ın global make-up artisti oldu. Aslında ikisi de make-up artist ama ikisinin de tarzları çok başka. Haliyle o ikisi de tamamıyla ürün deneyimi. Sizin yıllar içerisinde mesleki olarak nerede olmak istediğinize bağlı olarak değişen uygulamalar var. Bunları dediğim gibi bir kişiden öğrenerek oturtamazsınız. Tamamıyla denemeniz, görmeniz gerekiyor. Aldatılsaydın tepkin ne olurdu? Şöyle bir şeyim var. Benim ne yazık ki bug'ım bu. Ben de benimle bu konuyu konuşan insanların hoşlanmadığı şeylerden biri. Çünkü toplumsal bir cevap vermiyorum ben bu soruya. Bekliyor, bekletiyorum size. Benim umurumda olmazdı. Yani onun tercihi, hayat onun hayatı. Yani ilişkiyi benle yaşıyor, duygusal olarak ilişkiyi benle yaşıyor diye. Bütün dünyasını başına yıkmak gibi niyetim olmazdı yani. Konuşurduk, öğrenirdik. Sonuca nasıl varacağımıza bakardık yani. Çok da mühim değil benim için. Sena şok. Böyle bir şey, bir fikri yoktu. Ateist misin? Ateist misin? Böyle bir sürü dini soru gelmiş. Ama bence birbirimizin inancına karışmasak daha iyi olur diye düşünüyorum yani. Sonuçta ben sizin inancınıza karışmıyorum. Siz de benimkine. Karışmazsanız çok mutlu olurum. Burcun ve yükselen burcun nedir? En sevdiğim sorular. Benim burcum yay. Yükselenim de başak. Bu mesleki olarak takıntılı olmam, hatta bir noktada kafamın mesleki olarak daha rahat olmasını, ikisinin dengesini sağlayan şey burcumun yay, bence yükselenin başak oluyor olması. Çünkü çok takıntılıyımdır ama bu takıntım hayatımı berbat edecek, yaşanmayacak seviyede değil. O rahatlık öyle bir işe yarıyor. Onun dışında yay burcu olduğum için çocukluğumdan bu yana hiç kısıtlanmadım. Yani kısıtlamaya çalışsanız bile beni başaramayacağınız bir şey ne yazık ki. O yüzden burcumun özelliklerini taşırım. Ay burcum akrep. Eğer bu konuda çok daha bilgili olan biri varsa yorumunu aşağı bekliyorum. Ne demek, ne anlama geliyor ay burcu? Karakter diyorlar ama çok da inanmak istemiyorum. Yani karakterimin akrep olduğunu düşünmüyorum. Çok salak ya. Ne yaptın? Kendini kilolu buluyor musun? Evet. Ve umurumda değil yani. Umurumda değilden kastım, şimdi diyete başladım. Bu böyle yanlış anlaşılmasın. Evet, ben kendimi kilolu buluyorum. Ama benim olduğum insan ve vücut şeklim bu. Değiştirebilir miyim? Evet. Ama ben sporcu muyum? Hayır yani. Hayatımı spor yaparak ya da tamamen bunun üstüne kurgulayarak geçirmek istemediğim için vücudumu da değiştirmiyorum. Hepimiz vücudumuzu değiştirmeye odaklandığımız zaman bir sürü şey yapabiliriz. Ama ben kiloluyum. Çocukluğumdan beri böyleyim. Hani arkadaşlar, elimin büyüklüğünü görüyor musunuz? Hani normal bir kadın değilim ben zaten. 1.62 olabilirim ama iriyim. Omuzlarım çok geniş. Ben ne yaparsam yapayım, ek kalça ekletmediğim sürece vücudum orantılı olmayacak. Benim tek istediğim şey, giydiğim şeyi kendime daha çok yakıştırabilmek. O yüzden zayıflamayı planlıyorum. Evet, kendimi kilolu buluyorum. Bana şöyle kilolusun, kilo almışsın dediğiniz zaman lütfen şunu hatırlayın. Benim evimde bir sürü ayna var. O yüzden aynalarla yaşıyorum yani. Aklınızda olsun, kilo aldığım zaman ya da verdiğim zaman tartı veya da aynadan bakıp anlayabiliyorum. Merak etmeyin. Teşekkürler. Kötü alışkanlıkların var mı? Geliyorum. Kime göre, niye göre kötü şimdi? Hani ben öyle derim. Bence zaten benim stüdyoma gelen çok fazla insan var. Eğer beni izliyorsanız görüyor yani, onlara öpüyorum, selam yolluyorum. Sigara içiyorum birincisi ve bunu kısa zamandır yapmıyorum yani. 2011 mi 2012'den beri falan içiyorum. O yüzden kötü alışkanlık diyorsak sigaram var. Arada sırada alkolüm var. Sürekli değil ama yani hani böyle cuma akşamı çıkarsın, cumartesi akşamı çıkarsın falan, öyle alkolik gibi sürekli içmiyorum. Başka kötü alışkanlığım ne var? Sinirlenmek var mesela. Kötü alışkanlık, makyaj yapmak var mesela, sürekli makyaj yapıyorum. Yani cilt bakımı kötü alışkanlık. Çünkü yani buna zaman ayırıp yapıyorum. Kötü alışkanlıklarım bunlar ya. Başka bence toplumda kötü olarak görünebilecek bir alışkanlığım yok. Yok. Bence yok. Evlenmeyi düşünüyor musun? Arkadaş, şimdi şöyle. Bizim sektörde çalışan ve evliliği çok da düşünmeyen insanlar için şöyle bir durum oluşuyor. Çok fazla gelin görüyor olmanız, çok fazla düğün içerisinde bulunuyor olmanız biraz inancınızı aslında köreltiyor. İnancınızdan kastım, aşka inancınızdan bahsediyorum. Çünkü düğün günü hiç, çoğu çift çok stresli oluyor ve ben de böyle evlenip çok uzun ilişkiler yaşayan, böyle öyle çılgın ilişkiler yaşayan insanları çok çevremde görmediğim için pek de bir inancım
yoktu. Ama bir noktada evlenmeyi düşünüyor muyum? Bence nikah kıymakta ve düğün yapmakta hiçbir sıkıntı yok yani. Hani sektörün içindeyim. Tabii ki bir gün evleneceğim. Tabii ki bir gün deli gibi bir düğün yapacağım. Ama tam olarak o gün için çalışıyorum diyormuşum hani. Para biriktiriyorum çünkü düğün yapacağım. Düğün çok pahalı bir şey arkadaşlar. Benim istediğim düğün en azından çok pahalı olacağı için. Şu an evlenmeyi düşünmüyorum. Şu an için öyle bir planım yok. Küçüklükten beri cildim böyle güzel miydi yoksa büyüdükten sonra mı güzel? Tabii benim ergenken falan cildim rezaletti. Üstüne bir de 2015 senesinde bir seri kullandım sivilce için. Çok kötü cildim diye, pütür pütürlü diye. Eğer iyi, çok iyi stoklarsanız aşağılarda bir yerde görebilirsiniz. Roaccutan kullandım 3 ay. Ama ben şanslıydım. 3 ayda istediğim etkiyi alabildim. Ondan sonra cildim düzeldi. Ve yeniden çıkmadı. Çünkü o zaman çıkardığım sivilceler çok büyük ihtimalle hormonlarımın oturmadığı döneme denk geldiği için çıkıyordu. Bu sebeple bir daha sivilce problemi yaşamadım. Yani yine hormonal çıkıyor çıksa bile. Şu paleti de aşığım bu arada. Bobby Brown'un geçen seneki şeyi, paleti. Kaşlarınız besleme vitamin işlemi sonucu mu böyle güreşti? Yo, benim kaşlarım her zaman şeydi, böyleydi. Sadece uzun süre şekil vererek bu şekilde getirdik. Bir iki seans bana vitamin denedik ama kaşlarımı kalınlaştırmaktan ziyade yine aynı şekilde döndürdüm ben yani. Çıksa bile ince bıraktım. Sadece doğru tarama yapıyorum, doğru doldurma yapıyorum. O da size daha güzel geliyor diye düşünüyorum. 5 sene sonra kendini nerelerde görüyorsun? Burada spoiler point. Bir kere Türkiye'de yaşamayı bir planlamıyorum 5 sene sonra. Bir noktada geri gelmeyi istiyorum tabii ki ama asıl kariyerimi oturtturacağım yerin Türkiye olmasını istemiyorum. Çünkü hala 27 yaşındayım, daha yeni girdim. Bir sonraki seviyenin burada olacağını düşünmüyorum. Tabii ki burada da çok güzel şeyler yapılabilir. Ama ben birazcık daha globalde kendimi kanıtlamak istiyorum. O yüzden 5 sene sonra evli olabilirim bence. Evleneyim artık, 32 oluyorum yani. Ama çocuğum olmaz. Amerika'da olurum diye umut ediyorum. Ve iyi de bir kariyerim olur herhalde o noktada. Ben 5 sene içerisinde bunu gerçekten yapmayı planlıyorum. Umarım olur. Gelinlere makyaj yaparken en dikkat ettiğin şey ne? Cilt. Çünkü göz makyajını çok abartılı yapmadığımız için gelinlerde, göz makyajı her türlü güzel oluyor. Bana sorarsanız idare ediyor. Ama sizi akşam en çok mutsuz edecek şeylerden biri cilt makyajınız. Çünkü gözünüzdeki krizi kimse gözünüz açıkken ve kirpikleriniz varken görmez. Ama cildinizin kötü olması, yanlış kontür, allık ve highlighter uygulaması sizi düğün günü rezil de eder, vezir de. Birçok insanın hiç fark etmediği ve umursamadığı şey benim için en önemli şeylerden biri. Herkes böyle göz makyajı kararı verip geliyor ama ben daha çok cilde dikkat ediyorum. Burada Sena da bir şeyler öğreniyor bu arada. Öyle miymiş ya gerçekten falan diye. Yudan'ın paletini kullanabilirim bence. Makyaj yeteneğin olduğunu ne zaman öğrendin? Bu arada seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Makyaj yeteneğim olduğunu aslında çok da fazla farkında değildim. Ama lise hayatım boyunca şuraya çok küçücük, minicik bir eyeliner neden yapıyordum bilmiyorum yani. Gereksizmiş, yapmasaymışım da olurmuş ama herkes böyle nasıl çekiyorsun onu falan derdi. Sonra işte o blog yazarlığından makyaja ilgili olma evresinde kuzenim bana bir makyaj videosu izletti. Ben onu YouTube'da ararken kayboldum ve kendi kendime makyaj yapmaya başladım. Gördüğüm şeyi iyi kopyalama gibi bir özelliğim var. Yani ne demek bu? Resim çizerken eğer bir şeyi görüyorsam gördüğüm şeyi çizmeyi daha iyi başarıyorum. Benim yeteneğim bu yani, resim çizerkenki yeteneğim. Hayalindeki şey değil, gördüğüm şeyi çizebiliyorum. O yüzden kadınları izledikten sonra gördüğüm şeyi birebir yaparak geliştirdim. En sevdiğiniz dizi nedir? Aa, büyük soru. Büyük soru, zor bir soru çünkü. Dark bence. Yani son zamanlarda olduğu için söylüyorum. Hala izlemediyseniz izleyin. Motiveye ihtiyaç duyduğunda ne yaparsın? Mesela şu vakitler. Motiveye ihtiyaç duyduğum zaman sevdiğim şeyleri daha fazla vakit ayırmaya çalışıyorum. Hoşlanmadığım şeylerden uzaklaşmaya çalışıyorum. Ne gibi mesela? İşte kilo muhabbeti benim çok beni gelen şeylerden biriydi ve bu sıra motivasyonum yoktu. O yüzden olabildiğince istediğim şeyi yedim, istediğim şekilde davrandım. Ama kendimi motive etmem gerektiği noktada, yani zayıflamam gerektiği noktada da ne kadar güçlü olduğumu ya da geçmişte yaptığım şeyleri baktım. Baktığımdan kastım öyle sürekli bunu düşünüyorum değil. Ben bunu geçmişte yapabildiysem şimdi de yaparım dedim. Öyle
Yola başladığım zaman gitmeyi beceriyorum da başlaması zor işte. Başlamak için de kendinizi tanımanız, kendinize inanmanız gerekiyor. Bu böyle çok boş bir laf gibi ama gerçekten kendinize inanmadığınız sürece kim size ne derse desin. Annem mesela sürekli şey diyor, sen diyet yapınca çok güzel yapıyorsun. Evet ama şu an canım istemiyor yani. Canınız istemediği zaman kimse size hiçbir şey yaptıramaz ama kendiniz istediğiniz zaman her şeyi yapabiliyorsunuz. Bunu böyle aklınızda tekrarladığınızda geliyor zaten bence. Evimdeki şu meşhur aynaları nereden aldın? Gerçekten çok merak ediyorum. Türkiye'de yok sanırım. Evet, şimdi ben ilk stüdyo açacağım zaman böyle bir ayna istediğime %100 emindim ama ben de bulamadım. Nerede yaptırdım? Çağlayan'da ilk sanıyorum Eser Mobilya diye bir yere gittik. Orasının verdiği fiyatla, yani orasının verdiği fiyat evde yoktu arkadaşlar, öyle söyleyeyim yani. Mümkün değil öyle bir aynaya o kadar bir fiyat vermemiz mümkün değildi. Fransız aynalara baktık, şeylere baktık, vintage dükkanlarına baktık. Fransız aynalarının başladığı fiyatı söylüyorum size, 5000 dolardan 13000 dolara falan. Kredi mi çeksem dedim bir ara, çünkü hani sadece bu ayna gerçekten stüdyomda çok olsun istemiştim. Sonra ahşap oyum yerlerinden birine girdik. Yani normal aslında ahşap oyma, ne denir bunlar işte, makyaj masası yapan yerlerde ya da herhangi bir şey. Ayna söyledik ve daha önce yapmışlar. Sağ olsunlar Metin Bey'le, neydi adamın adı unuttum ama Metin Bey asıl ahşap oymayı yapandı. Bir kurumsal ve kimlikleri olmadığı için veya da Instagram'ları olmadığı için etiketleyemiyorum. Yani aslında bu kadar basit ve sürekli aynı insanların telefon numarasını vermek de ne kadar doğru bilmiyorum. Ben orada ikisini de aynı yere yaptırdım. Ama bana sorarsanız, eğer aynı yaptıracaksınız, rica ediyorum, ben o hataya düştüm, siz düşmeyin, bu aynaların aynısını yaptırmayın. Pinterest'te adama fotoğrafı gösterdim, birebir aynısını yaptı. İstediğiniz ahşap oymasını yaptırabilirsiniz. Çok iyi aynalar var. Lütfen, ben yaratıcı davranmadım ama siz davranabilirsiniz. Zaten ben bunları yakın zamanda bir benzerleri değiştireceğim büyük ihtimalle. 45 dakikadır video çekiyoruz. O yüzden biraz hızlanacağım. Çok fazla soru kalmadı diye düşünüyorum. Düğün makyajı için kullandığım favori baz nedir? Hemen göstereyim mi size? Buna ben şey diyorum. Zımk. Zımk deniyor değil mi? Zımk. Zımk, bayağı zımk yani. Çünkü fondöteni çok güzel tutuyor. Çok güzel nem veriyor. Aynı zamanda mat gösteriyor. Çünkü cildiniz eğer sabun üreten bir cidse her türlü zaten parlak gözükecek. O aşağıyı çok güzel hazırlıyor. O yüzden benim en favori makyaj bazım bu. Herkes de kullanıyor. Tabii ki herkes de kullanmıyorum. Her cildin ihtiyacı farklı. Ama büyük bir çoğunluk için ilk tercihim o oluyor. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ara ara böyle şeyler yapabiliriz eğer sevdiyseniz. Sohbet etmek eğlenceli ve güzel oldu. Yani özellikle karşında biri varken daha gerçekçi oldu. Eğer sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa bir sonraki soru cevapta soralım ve cevaplayalım. Bu sefer daha çok böyle hayatımız üzerine konuştuk. Belki de başka sefer başka bir şeyler üzerine konuşuruz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.